Bu süreçte endokrin doktoru sizi bütün hormonal seviyelerinizi, şeker hastalığınızı, tansiyon hastalığınızı tüm vücut olarak sizin check-up'ınızı yapmaktadır. Bu psikiyatri doktorlarımız sizin yeme bozukluklarınızı, altta yatan psikiyatrik hastalıkları hepsini ortaya koyarak bunların tedavisini yapmaktadır. Diyetisyen arkadaşlarımız sizin ameliyat sonrası diyete uyumunuzu değerlendirmektedir. Göğüs hastalıkları ve kalp doktorlarımız bu aldığınız kiloların akciğerinize, kalbinize verdiği zararları veya bunların öncesinde yapılması gereken işlemleri değerlendirmektedir. En sonunda obezite cerrahı olarak da ben size hangi cerrahinin uygun olduğunu sizle beraber oturup konuşuyoruz ve uygun bir cerrahiden sonra da yeni bir hayata sizi kavuşturuyoruz. Bu süreçte hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası anestezi doktorları ve bulunduğumuz hastanenin yoğun bakım ünitesi de son derece önem taşımakta. Biz her hastamızı ameliyat sonrası birkaç saat yoğun bakım ünitesinde bekletiyoruz. Amaç hem ağrısız uyanmak hem bulantı kusma gibi sevmediğimiz, istemediğimiz şeylerin yaşanmasını engellemek. Bu konuda da anestezi uzmanları çok önemli bir yer teşkil ediyor ekibimizde. Tüm süreçleri geçen hastalarımız biz de kısa süre içerisinde ameliyatlarını olabilirler. Yaklaşık haftada 6 ile 10 arası ameliyat yapabilme kapasitesine sahip bir merkezde çalışıyorum. Hastalarımız güvenli ameliyatlarını tamamladıktan sonra ilk 2 gün sıvı desteğiyle hastanemizde kalıyor. 2 gün sonra hastalarımıza bir kaçak testi yapıyoruz. Bu test sonucunda da ertesi günde taburculuklarını gerçekleştiriyoruz. Hastalarımız taburcu olduklarında en önemli dikkat edeceği 3 tane konu var. Bunlardan bir tanesi geçmeyen omuz ağrıları. Özellikle sol omuza vuran geçmeyen ağrılar bizim için kaçak için çok önemli. Kaçakların %95'i ilk 3 günde oluyor. Bu yüzden hastalarımızı 3 gün tutuyoruz hastanede. Kalan daha düşük yüzde içerisinde de evdeki ilk 10 gün içerisinde gerçekleşiyor bu süreç. Bunun için de dikkat etmeleri gereken ateş, karın ağrısı, omuz ağrısı ve çarpıntı. Bu üçü bizim için çok önemli. Ameliyat sonrası hastalarımıza sık sık telefonda görüşüyoruz. İlk 10 gün muhakkak kontrole çağırıyoruz. Bu 10 günden sonra 1. ayda, 3. ayda, 6. ayda, 9. ayda ve 12. ayda çeşitli kontroller yapıyoruz. Bu diğer kontrollerde hastalarımızdaki vitamin mineral eksikliklerini kontrol ediyoruz. Kilo verme uyumlarına bakıyoruz. Diyetisyen görüşmelerini sağlıyoruz. Ve birçok kan tahlili yapıp kandaki tuzlarını, vitaminlerini hepsini kontrol ediyoruz. Bu süreçte cerrahınıza yakın olmak, sürekli ona ulaşmak çok önemli. Ameliyat sonrasındaki süreçte hastalarımız cerrahlarına ulaşmalılar ve direkt cerrahlarına ulaşmalılar. Çünkü başka bölümlere gidip başka hastalıklardan tedavi aldıklarında dahi bize o ilaçları söylemeleri lazım ki bizden onay almaları gerekiyor. Tüp mide veya bypass hastaları ameliyat sonrası kullanacakları her tedaviyi muhakkak cerrahlarına danışın.